Şimdi Türkiye'de özellikle son 20 yılda seçim güvenliği diye çok idealize edilmiş bir kavram üretildi. Bu kavram doğru. Ancak seçim güvenliği denilen şey oy kullanma gününe tahvil ediliyor. Sanki seçim güvenliği oy kullanılan gündür, oyun dökümüdür. Onun tutanağıdır ve o ıslak imzalı tutanağın korunmasıdır. Bu seçim güvenliğinin Z şıkkıdır. Z şıkkından önce 28 tane şıkkı daha var. Nedir bunlar? Bir, eşit koşullarda bir seçim yarışı yok. Eşit koşullarda bir seçim ortamı yok. Demokratik bir seçim ortamı yok. İşte HDP'ye her türlü engelleme var, gözaltı var, tutuklama var, efendim terörize etme var, baskı var, ili takip altına, ilçeyi takip altına, parti yöneticisini takip altına alma, taciz etme, yıldırma, usandırma vesaire var. O yetmiyor. Uyduruk gerekçelerle gözaltına alma, tutuklama, tutukluluk süresini uzun tutup süründürme, uyduruk gerekçelerle ceza verme, partiye gidip partide sohbet etmeyi bile suç sayma, partiye gidip soru sormayı suç sayma ve benzeri. Ve hatta parti yöneticisinin yönetici olmasını suç sayma. Bu da yetmez. İşte hazinenin verdiği yardımı engelleme, işte eş başkanlar hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararı uygulamama, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararı global ölçekte, evrensel ölçekte bir mahkeme kararını uygulamamanın topluma yansıma biçimini düşünelim biz. Pasif siyaset yapan, sadece seçmen olan toplumdaki yansımasını düşünelim. Kaldı ki bizim seçmenimiz, bizim siyaset yapan halkımız aktif katılım içindedir. Nasıl bir aktif katılım? Bizimkiler herhangi bir hak ihlali nedeniyle alana çıkarlar. Demokratik tepkilerini gösterirler. Bu bizde vazgeçilmez bir usul haline gelmiştir. Bu sivil toplumculuk, demokratik örgütçülük geleneğinden doğan bir şeydir. Parti ideolojisinin ortaya koyduğu eylemsel bir durumdur. Şimdi sivil toplum örgütlerini sistematik olarak AKP 2010 yılından bu yana engelledi. 2010 yılından bu yana muazzam bir dinci atmosfer yaratıldı. Dinci. Dindar değil bakın, dinci. Dindarlık ayrı bir şey. Dinci atmosferle her türlü şey baskı altına alındı. Günah kavramı geliştirildi, ayıp kavramı geliştirildi buna göre. Her türlü şey baskı altına alınıp toplumun çok büyük bir kesimi kafir ve suçlu ve terörist adledilip bu şekilde yaklaşıldı. Şimdi bu toplumlar arası katmanın kopmasına, katmanlar arası ilişkinin kopmasına sebep oldu. Ve bu sebebiyet bir karşıtlık, bir zıtlık ve hatta çatışma. Bu da beraberinde bir toplumsal korku, çekince getiriyor. Şimdi bunun politikaya yansımasının olduğu ortamda seçim güvenliğinden söz edilemez. AKP'nin korucudan bekçiye, polisten müftüye, milli eğitim müdüründen kaymakama, efendim validen her türlü devlet görevlisine, jandarma komutanına kadar devlet görevlilerini bir AKP çalışanı gibi alanda kullanması, oy toplaması, tehdit etmesi. Bakın, valiler tüm Alevi köylü muhtarlarını arayıp muhtarım 8-10 oy istiyoruz. Şimdi muhtar şöyle düşünüyor, ya 5 tane versek ne olur? Yüz göz olmayalım, başımıza bir şey gelir. 5 tane, 8 tane, 10 tane oy veriliyor. Birleşince kocaman bir şey oluyor. Şimdi böyle bunun olduğu yerde güvenlik görevlisinin, güvenlik sorumlusunun hükümetten yana taraf olduğu, hükümetin de bizden yana düşmanca politika takındığı yerde seçim güvenliğinden söz edilebilir mi? Bizim seçim gözlemcisinin takip altına alındığı ortamda seçim güvenliğinden söz edilebilir mi? Hiçbir demokratik eşitlik, hiçbir seçim güvenliği yok. Özellikle de Kürdistan için. Batı için de aynı şey söz konusu. Şimdi böyle olunca bence bu son yapılan seçim meşruiyetini yitirmiştir. Bu seçim iptal edilmelidir.
yeni bir seçime gidilmelidir. Ben böyle düşünüyorum. Bana göre Kılıçdaroğlu bu seçimi kazandı. Bakınız bu Sinan Oğan'ın oyu nasıl oluyor 5.0? Ne 5.1 ne 4.9 oluyor, 5.0 devam ediyor. Sürekli öyle. Her türlü oy hırsızlığını yapan, çalan, çırpan, MHP'ye bağışlayan, Büyük Birliğe, şuraya buraya bağışlayan, oradan 1-1.5 oranında oyu Tayyip Erdoğan'a bağışlayıp da %50,05 ile seçtiremez miydi? %51 ile seçtiremez miydi? Seçtirmediler çünkü işin içerisinde başka şeyler var. Pazarlıklar dönüyor. Devletle ilgili, devletin kurumlarıyla ilgili pazarlıklar dönüyor şu anda. Ve bu sistem her şeye açık bakın. Toplumumuz, bizim toplum bilgedir, aydındır, siyasete katılır, gündemi izler, siyaseti sadece seçmen olarak takip etmez. Bu gidişat darbe dahil her şeye açıktır. Açık ve net söylüyorum. O nedenle bizim duruşumuzu berkitmemiz lazım. Bu duruşu berkitmenin yollarından birisi partimizde yeni bir reorganizasyon, yeni bir revizyon, yeni bir çıkış ama aynı zamanda 28'inde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine dair de bir düzenli çalışma ve AKP'nin seçilmemesine dair yapılacak şeylerdir. Yani özellikle sandığa gitmeyen insanlarımızın belki kendileri için öyle bir tasarrufları ve tavırları olabilir. Fakat içinde yaşadıkları toplum, içinde yaşadıkları ülke bu kadar zulme maruz kalmış, bu kadar örselenmiş, bu kadar tahrip edilmiş ve bu kadar yoksulluğa mahkum edilmiş bir toplum içerisinde artık biz birey olmak durumunda değiliz yani. Tamam bireyselliğiniz size oy kullanmama gibi bir hak verebilir. Fakat sevgili birey, birlikte yaşadığın insan, sokakta selamlaştığın insan, çocuğu tutuklu olan, çocuğu asker veya gerili olarak yaşamını yitirmiş, çocuğu bir şekilde hapse girmiş, işsiz kalmış, yoksul, ekmek bulamıyor. Bunun için yapıyorsunuz siz, sadece kendiniz için yapmıyorsunuz. Oy vermek aslında demokratik bir katılımdır. Seçime katılmak aslında bir erdemliliktir. Tabii ki demokrasinin hepsi değildir. Zaten Türkiye'de sivil toplumun toplumsal görevleri, sivil toplumun siyaset devlet dışında devleti ve siyaseti denetleme görevine ket vurulduğu için seçimler bu kadar abartılıyor. Peki öyle diyelim ve bu abartı içerisinde biz de kendi görevimizi yapalım. Oy kullanmamak niye? Yani siz iradenizi beyan edin. İrade olarak katılacaksınız. Dolayısıyla lütfen herkes komşusundan, arkadaşından, işsizden, yoksuldan, kimsesizden, zulme uğramıştan, aşağılanmıştan, ötekileştirilmişten, Aleviden, Sünniden, yoksuldan, Kürtten, Türkten, insanlıktan sorumluluk duyarak lütfen herkes oyunu kullansın. Bu ikinci yüzyılı belirleyecek bir şeydir. Sizin bir oyunuz rakamsal olarak bir değildir. Sizin bir oyunuz belki rakamsal olarak 1000 olacak ve sizin bir oyunuz belki rakamsal olarak yaşamı belirleyecek. O rakam değil, yaşam olacak. O nedenle katılımınız son derece önemli ve değerli. Hem oy vermekle de yetinmemek, birini daha ikna etmek, birini daha demokratik sürece katmak, birini daha Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının demokratik, yaşanabilir, eşit, adil olması için ikna edip el ele onunla beraber gidip oyunu kullanmak. Bu demokratik, adil, eşit yaşam ve cumhuriyet için vazgeçilmez bir sorumluluk. Mutlaka bu yapılmalı. Yapmak da bir erdemdir diye düşünüyorum.